Ben yaşadım gözyaşlarıyla yaşadım. 2004 senaryosunu yaşatmayacağım. Ben her yerde söyleyeceğim. Her yerde bağıracağım. Bu takıma bir daha operasyon yapılamayacak. Baskı altına girme gibi bir lüks olamaz. Baskı altına fabrikadaki işçi girer. Baskı altına oğlunu kızını okula gönderemeyen vatandaş girer. Baskı altına öğretmen girer. Ama baskı altına hakem girer. Ben Şafak Malatya, artık YouTube mecrasında yorum, görüş ve düşüncelerimle sizlerle birlikte olmaya gayret edeceğim. Tıpkı televizyonda, radyoda, dergide, gazetede olduğu gibi Instagram ve Twitter'dan sonra YouTube'da da biraz daha aktif bir şekilde futbolu, Türk sporunu aslında sahanın dışında olanları yorumlamaya gayret edeceğim. Umarım videolarımı beğenirsiniz ve yorumlarıma katılırsınız. İlerleyen zamanlarda tabii ki canlı yayınlarımız, sizlerin de iştirak edeceği interaktif yayınlarımız, tesislerden, stadyumdan ya da daha başka ünlü simalarla yapacağımız yayınlarla YouTube kanalında Şafak Malatya hesabında sizlerle birlikte olacağız. Bu haftanın konusu malum Türkiye'nin derbilerinden, bana göre saha içerisindeki en büyük derbi olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi. Neden en büyük derbi? Çünkü medyanın derbisi her ne kadar Galatasaray-Fenerbahçe olsa da şunu çok iyi biliyoruz ki Beşiktaş'ın içerisinde olduğu Trabzon'la ya da Fenerbahçe ile yaptığı maçta, ki altını çiziyorum, Trabzon-Beşiktaş maçı bir derbi değil, bir büyük müsabakadır. Malumunuz derbinin kelime anlamına, sözlük anlamına bakarsanız aynı şehrin iki büyük takımı açıklamasını görürsünüz. Velhasıl kelam, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı yine pazar akşamı bizi futbol keyfine, futbolun seyir zevkini ön plana çıkardığı bir 90 dakikaya doyurur diye düşünüyorum. Peki Beşiktaş'ta hafta içerisinde nasıl gelişmeler oldu? Beşiktaş yönetimsel olarak ya da antrenman olarak nerelerde neler yaptı ya da neleri eksik yaptı? Bunları bir kısa bir video halinde size derlemek istiyorum. Öncelikle Beşiktaş'ta ben bu hafta içerisinde Beşiktaş yönetiminin yeteri kadar elindeki iletişim enstrümanlarını aktif olarak kullanmadığını düşünenlerdenim. Neden? Hatırlayın, bir önceki dönem başkanı Aziz Yıldırım'ın bir lafı vardı kendi genel kurulunda. Ben derbilerin, ben müsabakaların sadece sahada kazanılmadığını öğrendim diye. Ki Aziz Yıldırım, futbol sahada kazanılmıyor, derbiler sadece sahada kazanılmıyor derken ne demek istedi? Aynen şunu demek istedi. Beşiktaş yönetiminin pazartesi sabahından itibaren, bakın bugün cumartesi ve yarın derbi var. Pazartesi sabahından itibaren elinde olan dijital iletişim kanalları üzerinden bir şekilde bu derbi üzerinde bir baskı kurması gerekiyordu. Nasıl bir baskı kurması gerekiyordu? Sosyal medya paylaşımları, ki dün itibariyle, yani cuma akşamı itibariyle Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabından buna benzer Twitter'ı etiketleyerek yapılan bir paylaşım oldu. Ama maalesef biraz geç oldu. Pazartesi gününden itibaren yöneticisi, taraftarı, yazarı, yorumcusu Beşiktaş özelinde bir kamuoyu oluşturmak zorundaydı. Derbiler bizim ülkemizde çünkü sadece sahada kazanılmıyor. Sadece sahada kazanılmayan maçlarda siz sadece sahada mücadele edemezsiniz. Ne yapacaksınız? Çıkacaksınız her mecrada, televizyonda, radyoda, gazetede, Instagram'da, YouTube'da, Twitter'da ve hatta resmi iletişim kanallarınızda bu derbiyle alakalı paylaşımlar yapacaksınız. Siz bunu hakemi baskı altına almak diyebilirsiniz. Siz bunu rakip camiayı sinirlendirmek, germek diyebilirsiniz. Ama bir şekilde bu iletişim kaynaklarını da kullanmanız lazım. Bu iletişim kanallarını da kullanıp takımı ve camiayı derbi havasına sokmanız lazım. Sadece Beşiktaş taraftarının sosyal medya üzerinden yaptığı tek çalışmaları, sosyal medya üzerinden yaptığı bireysel hesaplarla, paylaşımlarla bu iş yürümez. Bu iş sadece Beşiktaş taraftarıyla yürümez. Burada Beşiktaş yönetiminin derbi haftasında, sadece bu yönetim üzerinde değil, son 10 senede, belki 15 senede Beşiktaş yönetiminin yaptığı iletişim kazalarının devam ettiğini görüyoruz. Ya da Ersin Destanoğlu'nun Gaziantep maçında gördüğü kırmızı kartla yapılan iletişim kazası gibi
pozisyondan hemen sonra baskı yapılacakken tahkim kurulunun vermiş olduğu haksız karardan sonra yapılan açıklama ne kadar hatalıysa aynı hata bu hafta derbi haftasında da maalesef devam etti. Derbileri bu ülkede camia olarak kazanırsınız. 90 dakikada 11 futbolcu yedeklerle 15-16 oyuncu ile sahada kazanamazsınız. O hafta derbiyi yaşıyorsanız, camia olarak derbinin içerisindeyseniz, baskıyı kurabiliyorsanız, her açıdan söylüyorum, o zaman derbileri kazanıyorsunuz. Bu işin %95'lik kısmı, ciddi söylüyorum, geriye kalan %5'lik kısmını zaten sahada kaliteli ayaklarınız varsa halledebiliyorsunuz. Peki takım içerisinde Ümraniye'de ne oldu? Sergen Hoca Beşiktaş'ı 4-1-4-1 dizilişi üzerinde bu hafta Fenerbahçe derbisine hazırladı. Burada Josef de Souza'ya kilit bir görev verildi. Bunu Montero Başakşehir maçında yapmıştı. Dembaba orta sahaya geldi, Montero orta sahaya geldi. Dembaba arka direkte, Montero arka direkte. Dembaba ön direkte, Montero ön direkte. Aynı şekilde Josef de Souza Mehmet Topal'ın üzerine sürekli oynadı. Bunu Mehmet Topal'a attırmak için diye dediğimi düşünmeyin lütfen ama baskıyı sürekli Mehmet Topal'ın üzerine yaptılar. Beşiktaş bir şekilde rakibinin önemli gördüğü bir iki ayağı kitleyerek, formda gördüğü bir iki ayağı kitleyerek Başakşehir iskeletini bozdu. İşte buna benzer bir çalışmayı Josef de Souza, Jose Sosa üzerinde pazar akşamı oynanacak derbide görmemiz muhtemel. Beşiktaş'ta planlar Beşiktaş'ın orta saha üstünlüğünü ele geçirdiği bir derbi üzerine kurgulanmaya devam ediyor. Peki ilk 11 nasıl şekillenecek? Biraz ondan bahsedelim. Maalesef tırnak içinde söylüyorum, mahalle maçlarında bile benim görüşüme göre oynamasının çok zor olduğu Veliton son 2 gündür antrenmanlara tam randımanlı bir şekilde devam ediyor. Bu yüzden defans kurgusunda Veliton Necip ya da Veliton Montero şeklinde bir ikili tandem görmemiz muhtemel. Ama gönül isterdi ki her ne kadar Beşiktaş taraftarı bence yeterince hakkını teslim etmese de Necip Uysal'la Montero ikilisi derbiye çıkması daha uygun olurdu. Belki son dakikada hoca bu şekilde bir hamle de yapabilir. Ama şu an için görünen 11 şu, tahmini 11. Beşiktaş kalede Utku Yuvakuran, sağ bekte Rozier, ortada Necip Montero, sol bekte Rıdvan ki Rıdvan'dan çok şey bekliyoruz. Beşiktaş camiası olarak çok şey bekliyoruz. Onların önünde tek ön libero Josef de Souza. Sağ tarafta Raşit Gezal, sol tarafta Kayli Larin. İkisinin tam ortasında forvetin arkasında Abubakar'ı beslemekle görevli olan Atiba ve Mensah ve önlerinde Abubakar şeklinde bir 11 ile Beşiktaş'ın sahaya çıkmasını bekliyorum. Peki Beşiktaş nasıl kazanır ya da nasıl kaybeder? Bir de buna değinelim isterseniz. Açıkçası Beşiktaş'ın ilk 20-25 dakikadaki oyunu bu maçın kaderini Beşiktaş adına çizecek olan bir periyot olarak görüyorum. Neden? Bunu Başakşehir maçında yapan Beşiktaş ilk 20 dakikada, 25 dakikada rakibin ön alanda baskı kurarak çıkmasını engelleyen bir Beşiktaş bunun bir benzerini Kadıköy'de yaparsa Kadıköy'den en az 1 puanla çıkacağını umut ediyorum. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü Fenerbahçe her zaman Alex de Souza döneminden bu yana sürekli derbilere Kadıköy'de ilk 20-25 dakikada ön alanda basarak rakibi yıpratarak vurduğu baskıyla bulduğu gollerle sonuca giden maçı da o şekilde 1 ya da 2-0'a bağlayan bir oyun sergiledi bizlere. Beşiktaş'ın işte o yüzden ilk 20-25 dakikadaki oyunu Beşiktaş'ın derbideki kaderini çizecek olan periyottur. Eğer Beşiktaş ilk 20-25 dakikada Fenerbahçe'nin kendi ceza alanından çıkamayacak şekilde, oyunu arkadan kuramayacak şekilde bir baskı yaparsa ciddi şekilde derbide avantajı ve ibreyi kendi lehine çevirir diye düşünüyorum. Peki burada Rıdvan ne yapar? Malum hafta içerisinde Rıdvan üzerinde birçok yorum oldu. Rıdvan'la alakalı bu maçta ne yapar? Karşısında Perotti var, Pelkas var gibi yorum yapıldı. Ama bu yorumları yapanlar şunu gözden kaçırdılar. Rıdvan dediğiniz futbolcu geçen hafta bu ligin en verimli, İstatistik olarak da en dolu oynayan ve en istikrarlı kanat oyuncusu ya da kanat forvet oyuncusu da diyebilirsiniz. Edin Visca karşısında çok başarılı bir performans çizdi. Maçın 30-35. Dakikalarına kadar Edin Visca karşısında Rıdvan olduğunda etkili olamadı ve kanat değiştirmek zorunda kaldı. Ne zaman Edin Visca kendi kanadına döndü? Rıdvan geçirdiği ufak sakatlıktan dolayı oyundan çıktığında Visca kendi kanadına döndü, orijinal oyununa döndü ve Beşiktaş'ın kalesinde daha tehlikeli, daha etkili olmaya başladı. Burada o yüzden ben Rıdvan'ın özellikle Perotti ve Pelkas karşısında çok da kötü oynayacağını,
çok büyük hatalar yapacağını düşünmüyorum. Çünkü Beşiktaş ve Türk futbolu Rıdvan'dan hakikaten çok şey bekliyor. Başakşehir maçından alnının akıyla çıkan Rıdvan'ın Fenerbahçe deplasmanından da alnının akıyla çıkması demek bu formayı bir daha bırakmayacağı anlamına gelir. Adaletli bir sistem içerisinde konuşacak olursak. Peki Utku Yuvakuran üzerinde biraz konuşalım. Utku ne yapar? Utku da benim adıma en tehlikeli, en sıkıntılı gördüğüm konu cepheden gelen toplar. Bunu Başakşehir maçında da gördük. Yani birebir de etkili olan, ki Ersin de öyle, Utku cepheden gelen toplarda ve yan toplarda haliyle yaş itibariyle Türk futbolundaki kalecilerin tümünde olan, yetişme evresindeki kalecilerin tümünde olan sıkıntıyı çekiyor ve bir şekilde cepheden gelen toplarda karşı karşıya kaldığı pozisyonlar kadar etkili olamıyor. Bundan dolayıdır ki Utku'nun özellikle Gustavo ve Ozan Tufan özelinde gelmesi muhtemel şutlar karşısında çok zorlanacağını düşünüyorum. Burada Fenerbahçe adına da biraz önce nasıl Beşiktaş'ın etkili ayaklarını ve nasıl kazanabileceğini konuştuysak, Fenerbahçe adına da Ozan Tufan ve Gustavo kilit isimler olacaktır. Eğer ki umuyorum pazar akşamı derbiden sonra tekrar futbolu konuşabileceğimiz, hakemi konuşmayacağımız, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin sahada sergilediği muhteşem performansları, harika golleri ve tartışmasız güzel futbolu konuşabileceğimiz yayınlarımıza devam ederiz. Yayına katılıp teveccüh gösterdiğiniz için, YouTube kanalıma abone olduğunuz için, ki olduğunuzu düşünüyorum, bu yayını beğenip yukarılara taşıyıp daha fazla futbol severin ulaşmasını sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında, bir sonraki futbol yorumunda, belki transfer detaylarında, belki saha dışında başka olan detaylarda, saha içinin de saha dışını ele alarak yorumlandığı bu YouTube kanalında görüşmek üzere. Herkese...